Herkese merhaba. Şu anda yaklaşık 50 bine gelmiş bir XMAX 250 görüyoruz. Bu XMAX 250 teker bilesinden ses yapmaya başlamış. Biz bunu fark ettik. Duyuyorsunuz. Daha önce de bir arkadaşımızın başına geldi. Onunki biraz daha farklıydı. Tekerlek böyle boşa sallanıyordu. Artık bilye patlamış iyice. O şekilde olmuş. Şimdi bu tekerleği ve şanzıman grubunu söküp hasarlı bilyeyi tespit edeceğiz. Giriş milim bilyeleri. Sesi duyuyorsun. Evet. Bu sağlam. Ara mil sağlam. Bir de bu. Evet. Giriş mili. Asıl takırtı yapan o. Asıl takırtı yapan bu, fakat bu da o gidik. Ya şimdi bu da evet. Tabii aynı. Şimdi bu birileri söküp yenisini bulacağız. Evet, hasarlı rulmanlarımızı söktük. Büyük rulmanı söktük. Bu biraz içten çektirmeli olarak yapıldığı için kolay gelmedi. Diğer rulmanlar sağlam. O yüzden onları ellemedik. Zaten çok fazla yük binmiyor. En fazla yük binen giriş rulmanı. Yani kavramanın olduğu rulman. Aynı şekilde eski rulman söküldü. Yeni bahsettiğim rulman montajı yapıldı. Eski rulmanı şu an yük olmadığı için dinleyemiyorsunuz ama anormal derece boşluk ve ses vardı. Yüke binince kıtır kıtır ses yapıyor. Bu rulman değişti. Ana milimsindeki rulman 1. İkinci rulman, bunu sesi dinlemeniz için yakına getirmeye çalışıyorum. Yüke maruz kaldığı için bu da bozulmuştu. Onun yerine yine bu yenisi. Daha pürüzsüz şekilde zaten burada bile hissediliyor. Risk olmasın diye eski keçe, yeni keçe, bunları değiştiriyoruz. Ve en son kapağı takıp yağı doldurup testimizi yapacağız. Evet, şanzıman grubu söküldü. Arızalı bilyalar tespit edildi ve değişimleri yapıldı. Keçe ile beraber. Şanzıman giriş üzerindeki bilyalarda sorun vardı. Biz bunları aldık, değiştirdik. Bir de dış keçeyi her ihtimale karşı söktük ama zarar görmüş olma ihtimaline karşılık onu da değiştirdik. Tekerleğin dönüşü çok güzel oldu. Çok eski haline döndü, sıfır haline döndü. Hemen çevirelim. Evet. Fren balatasında sike sürtme sesinden başka herhangi bir ses yok. Tahminimce 50 bin civarındaki XMAX'lerde bu durum olacak. Bir arkadaşımızın daha başına geldi İstanbul'da. O da yağ kaçağı sebebiyle bu durumu tespit etti. Böyle bu bölgede işte keçeden dolayı tam olarak yerini bilemiyorum ama bilye bozuluyor, kırılıyor. Ve o kırılmasıyla beraber tabii keçe yuvası büyük olasılık teker kısmından geldiğini düşünüyorum. Çünkü oradaki bilye patlayınca o mil boşa çıkıyor. Boşa çıkınca tabii keçeyi sallandırarak soruna sebep oluyor. Böyle bir durum olursa bilginiz olsun. Şanzıman sökülecek ve hasarlı bilyeler değişecek. Her ihtimalle karşı sökün. Bakın ezbere olmasın. Kimsenin başına gelmez diye umuyorum ama gelirse de böyle bir durum var. Bilginiz olsun. İyi günler.